Bizi bırakıp nereye gidiyorsun? Git etrafımıza baksana. Bu ev o kadar gürültülü ki beni çıldırtıyor. Oh, bir saniye. Burada çok fazla köylü var. Evet, geldiğimden beri bir haftadır uyku uyamıyorum ben. Yerinde ben de olsam taşınırdım. Bu ne ki? Sen daha hiçbir şey görmedin. Bir de dışarıya bak. Oh, bu ne? Bir de bu eksikti. İşte neler çektiğimi anla. Bu ne böyle? Sizin evin tamamen bir dev aileyle çevrili. İşte bu yüzden başka bir kiralık ev bulacağım. Tek istediğim şey sakinlik. Yiğit, bana yardım eder misin? Pekala. Bugün sana sakin bir ev bulalım. Gel benimle. Merhabalar bayım. Biz ev ilanı için gelmiştik. Hoş geldiniz. İlk olarak bir etrafa bakın. Ne kadar da sakin değil mi? Evet valla. Tam istediğim gibi. O zaman anlaştık. Parayı alayım. Daha dur. Evin içini görmedik. Bir de evin içine bakalım. Tabii ki de. Buyurun lütfen. Olamaz. İçerisi çok kötü. Kötüyü bırak. Evin içinde örümcek bile yaşıyor. Şey, ben bu evi kiralamak istemiyorum. Bana başka ev gösterin. Pekala, gelin benimle. Burası çok temiz ve tam istediğiniz gibi. Sakin. Evet evet, gayet hoşuma gitti. Bak burası olur. Yalnız Fendiz'de bir sorunumuz var. Ev uçurumun üzerinde. Benim yükseklik korkum var. Ben aşağı bakamam. Tamam tamam, bakma sen. Yalnız bu evi kim inşa ettiyse, evin altında lav var. Lavın üzerine inşa etmiş evi. Bu evi hangi Minecraft oyuncusu inşa etti ya? Ben bu evi hiç sevmedim. Hepsi bunda kalsa yine iyi. Bak, evin ön kapısı burası. Ama kapıya ulaşmak için parkur yapmak zorundasın. Ay Yiğit, aman diyeyim, dikkat et. Kayarsın filan. Tamam tamam, merak etme. Dikkatle gidiyorum zaten. Çocuklar, evi nasıl buldunuz? Paramı alabilir miyim artık? Yok, biz burayı da kiralamayacağız. Bize daha güvenli bir ev lazım. Burasının maşallahı var valla. Kirlilik ve sessizlik bitti. Şimdi de sorun güven mi? Tamam, onu da hallederiz. Gelin benimle. İşte geldik. Burası tehlikesiz. Aynı zamanda sessiz, sakin ve pis değil. Tam size göre. Evet, şu anda güzel gözüküyor. Eğer sorun çıkmazsa ben bu evi tutarım. Valla bu sefer ben de beğendim. Ama size ben güvenemiyorum. İlla bir şey çıkar gibi. Yok canım, ne çıkacak? Sen merak etme. Sanki içerisi çok boş gibi. Yok yok, boş değil. Burası sadece bir tane oda. Nasıl yani? Bir oda bu kadar büyük mü? Evet, sizin konforunuzu düşündük. Büyük yapalım dedik. Valla ben beğendim evi. Kiralayabilirim. Dur Wednesday, o kadar acele etme. Şey, biz diğer odaları görebilir miyiz? En azından bir mutfağı görelim. Tabii ki, hemen göstereyim. Beni takip edin. Yalnız biraz merdiven çıkacağız. Tamam, sorun değil. Keşke asansör olsaydı. Neyse, yapacak bir şey yok. Merdiven çıkarız. 5 dakika sonra. Artık daha fazla merdiven çıkamayacağım. Yeter, ben bu evi de almak istemiyorum. Ama neden ki? Sizin tüm isteklerinizi karşılıyor. Karşılıyor da kardeşim. Bir mutfağa gitmek için o kat merdiven çıkamayız. Hiç kusura bakma. İlginç. O zaman size göre nasıl bir ev bulabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Aha, buldum. Son bir evim daha var. Gelin benimle. İşte geldi. Yeni eviniz burada. Hani ev nerede? Ortalıkta ev falan yok ki. Ben de kendime diyorum ki, acaba ben mi körüm? Ev falan göremiyorum. Arkadaşlar, eviniz karada değil. Suyun altında. Bakın şurası. Oldukça havalı görünüyor. Ve burası sessiz ve sakin. Yüksek de değil. Ben bir bakalım derim. Vallahi sen yaşayacaksın. Sen bilirsin. Ben size hemen göstereyim. Evin iki farklı girişi var. Ama ben size karadan girişi göstereyim. Eve girmek için şu şalteri çekiyorsunuz. Ve giriş kapısı açılıyor. Gerçekten güzelmiş. Daha bitmedi. İçeride bir kapı daha var. Biz güvenliğe çok önem veririz. Yiğit, bana göre evin dışı tamam. İçi de tamam olursa ben burayı tutarım. Vallahi bana soracak olursan ben de evin dışını beğendim. Ama suyun altında yaşanır mı? Pek bilmiyorum. Yaşanır yaşanır kardeşim. Siz gelin. Size evin içini göstereyim. İşte tada. Burası evin içi. Her odamız birbirine yakın. Vallahi ben burayı beğendim. Evin içi de güzel. Ben burayı kiralamak istiyorum. O zaman anlaştık. Kira paranız aylık 10 bin lira. Ne? Kardeşim sen delirdin mi? Ben o kadar kira veremem. Kardeşim, biz sana ucuz bir çolsun dedik. Sen ne yaptın ya? 10 bin lira nedir? Vallahi hiç kusura bakmayın. Ben size 4 tane ev gösterdim. O evler ucuzdu. Ama onları da siz beğenmediniz. Ben en baştan söyleyeyim. 10 bin liralık daire tutamam. O zaman keyfiniz bilir. Sizi evin dışına alayım. Yiğit, şimdi ne yapacağız? Galiba ben o gürültülü eve dönmek zorundayım. Yok yok, buna izin vermem. Madem düzgün ev bulamıyoruz, o zaman düzgün bir ev biz yaparız. He? Sen ciddi misin? Evet, tabii ki de ciddiyim. Öyle boş durma. Bana yardım et. Oley be, yaşasın. En sevdiğim. Tamam tamam. Ben ev için biraz alan açayım. Evin etrafıyla ilgileneyim. Tamamdır, sen yapa dur. Ben de evin şöyle kaba tazlak görüntüsünü inşa edeyim. Okey do. Yiğit, şu an çok mutluyum. Kendi evimde kendi yemeğim olacak. Oley be. Bu arada şimdiden evin görüntüsü güzel oldu. Baksana. Oo, vallahi yakışıyor.
çalışmış. İskelet kısmını halletmişsin. Evet, şimdi evin zeminini tahta ile değiştireceğim. Bu eve aşağıdan soğuk girmesini engelleyecek. Aa, zemini soğuk girmesin diye mi değiştiriyorsun? Vay be, böyle hiç tahmin etmemiştim. Aynen öyle. Tahta soğuğu biraz da olsa önler. Ayrıca biraz da modern görünüyor. Evet, her şey çok güzel oluyor. Ve tamam oldu. Wow, gayet iyi. Evet, şimdi duvar zamanı. Duvar için koyu kahve rengi tahtaları kullanacağım. Bu evi ekstra modern gösterecek. Çok iyi düşünce. Aynen öyle. Hem renk olarak uyumlu. Evi çok boğmayacak. Aynen, boğmaması çok önemli. Zaten günümüzde bazı insanlar evlerin kendisini boğduğunu söylüyor. Bu evin sade olmamasından kaynaklı. Ve tamam, evimizin temelini yapmış olduk. Şimdi bölüm eklemeye geldi. Evi birkaç bölme uzatacağım. Yuppi! Evim geniş olacak. Arkadaşlar, şu anda evimiz 1+0. Yani bu demek oluyor ki evin odası yok da. O yüzden şu anda ilk oda yapıyor. Aynen öyle. Evin olmazsa olması çocuk odasını yapıyorum şu anda. Sen onu yapa dur. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben evin girişini merdivenle yapıyorum. Ne? Nasıl yani? Bitince görürsün. Emin ol, çok yakışacak. Yalnız anlamadığım bir şey var. Evin girişi derken merdiveni dışarı mı yapıyorsun? Aynen öyle. Güven bana. Çok güzel oluyor. Ve tamam, bitmiş sayılır. Biraz da süsleyeceğim tabii burayı. Hatta başladım bile süslemeye. Pekala. Bu arada evi kendim yapıyorum diye demiyorum. Ama ev gerçekten güzel oluyor. Şu bölmeyi de yapayım. Evin dış görünüşü bitmiş olacak. Yani büyük bölümü. Ve tamam. Merdiven bitti. Yiğit, ne yaptın? Ooo Yiğit. Burası çok güzel olmuş. Vallahi ben çok sevdim. Dur dur. Buraları da kapatalım. Tam olsun. Bak, oraları gözden kaçırmışım. Tamam tamam. Ben hallediyorum. Yalnız evi gerçekten yaptık. İnanamıyorum. Kendi evimde kendi emeğim var. Aynen öyle. Yalnız şu anlık evi yaptık. Evin içine daha bir sürü eşya almamız gerekiyor. Evet. Ben onları zamanla halledeceğim. Yani para bulunca. Ben de sana yardım ederim para konusunda. Bu arada evin son süslemeleri de bitti sayılır. Evet. Ama bir eksiğimiz var. Bir evde olması gereken mutlaka mutfak ve banyodur. Aynen öyle. O halde sen mutfağı yapmaya başla. Oho. Başladım bile. Vallahi bana kalsa ben eşyaları da yerleştirirdim. Ama eşya için paramız yok. Neyse dur. Şu mutfağı iyice halledeyim. Pekala. Bu arada arkadaşlar, Beniz'in yeni evine bir hayırlı olsun like atar mısınız? Aa evet. Şöyle 5000 like gelirse ne mutlu olurum ya. O zaman arkadaşlar, Beniz'i mutlu edin. Bu arada ben banyoyu bitirdim. Ben de mutfağı bitirdim. Tamam, bu kadar yeter şimdilik Yiğit. Gerisini ben hallederim. Daha fazla uğraşma. Biraz sınava kararacak. Pekala. Ama yarın geleceğim. Kendine dikkat et. Sen de dikkat et. Bu arada her şey için teşekkür ederim. Vay vay vay. Sen şu kıza bak. Benim evleri kiralamayıp kendisi ev yapmış ha. Ben sana bunun hesabını sorarım. Sana bir hırsızlık korkusu vereyim de. Gör gününü. Ay valla, halen daha inanamıyorum. Ev tahmin ettiğimden çok güzel oldu. Ve üstelik evde kendi emeğim var. Hey dur, kapı çalıyor. Allah Allah. Bu saatte kim ki? Merhabalar. Ev yaptığınızı gördüm. Hayırlı olsun demek için geldim. Bir de uyarmak için. Uyarmak için mi? Beni neyden uyaracaksın ki? Hanımefendi, evinizi çok hırsız yere yapmışsınız. Buralarda hırsız falan çoktur. Ben söyleyeyim dedim. Tamam da niye şimdi bunu söylüyorsun ki? Senin amacın beni korkutmak mı? Yok efendim, estağfurullah. Senin evini kiralamadım diye beni korkutmaya çalışıyorsun. Yemezler, git buradan. Hayır efendim. Hay Allah, yüzüme kapıyı kapattı. Planım işlemedi. Bir müşteri daha kaçırdım. Şuna bak ya, beni korkutmaya çalışıyor. Neyse, bugün çok yoruldum. Artık yatayım.